Merhabalar herkese. Bu süreçte müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör, mekan, organizatör, oyuncu, yönetmen, şair, ressam, kim varsa söyleşilerinde çarşaf çarşaf dünya, doğa, hayvan, eşitlik, adalet, vicdan, sevgi, saygı güzellemesi yapan arkadaşlarım. Çok merak ediyorum, yani şimdi konuşmayacaksınız da ne zaman konuşacaksınız? Şimdi çağrı yapmayacaksınız da ne zaman yapacaksınız? Şimdi elinizi taşın altına koymayacaksınız da ne zaman koyacaksınız? Bu milyon takipçili sayfalarınız niye var? Sadece birer vitrin mi? Para ve popülerite kazandığınız araçlar mı? Bu sayfalarınızı insanları harekete geçirmek, onlara doğruları anlatmak, hak savunmaya çağırmak için niye kullanmıyorsunuz? Lütfen bana nedenini açıklayın ya da bize. Bana değil tabii, yani ben kimim ki? Özellikle kendi meslektaşlarıma sesleniyorum. Biz pandemisi, depremi, yangını, ne var ne yok bu ülkede ne oluyorsa işsiz kaldık, kalmaya devam ediyoruz. Yıllarca, onlarca sorunumuzdan, bu sektörün tırnak içinde neden gelişemediğinden, değişemediğinden bahsediyoruz. Yani kusura bakmayın da bizden ne köy olur ne kasaba. Kendimizle ilgili bir araya gelme kabiliyetimiz olmadığı gibi kendimiz dışında sesi olmayan, dilimizden konuşamayan, bize hayatın her evresinde şifa olmuş, ilham vermiş, şarkılarımızda isimlerini geçirdiğimiz, canımız hayvan dostlarımız için bir parmağınızı oynatmaktan acizsiniz ya çoğunluğunuz. Tabii ki istisnalar var ama onlar da kaideyi bozamıyorlar. Siyasi ve dini dogmalar aksini iddia etse de hayvanlar bize ait değildir. Onlar eşya ya da mal değildir. Hissetmek ve düşünmekten aciz yaratıklar değillerdir. Eşitlik, gökkuşağı, aşk, bir arada var olmak, barış temalı paylaşımlarınızı, şarkılarınızı ya da ürünlerinizi yani artık yemezler. Kölelik, sahiplik, bu kavramlar sadece insan için mi, insanın başına geldiğinde mi ses çıkaracağız? Yok. Bağırsanız arkadaşlar o zaman lütfen. Yani bir Yunus Emre'nin bir sözü vardır ya, ben öleyim mi söylemeyince. Nasıl sessiz kalınabiliyor bu kadar? Yani görmüyor muyuz hayvanlara edilen zulümleri, tacizleri, tecavüzleri, işkenceleri, bu öldürüşleri? Yani nasıl duymuyorsunuz? Bu dev bir cinayettir. Bu cinayetleri, hatta bence soykırımı tarih yazacak. Azmettiricilerini de yazacak. Ama bence sessiz kalanları da tarih yazacak. Yani bunu bilelim istiyorum ben.